Bizi kırmadınız. Teşekkür ederiz geldiniz Yavuz abi. Gelmedim, oturduğum yerde duruyorum ama yani tabii ki seve seve üstelik bilgisayarın başına geçtim. Dinliyorum. Evet. Biz senarist bir olarak ustalar el veriyor kapsamında bir çalışma yapıyoruz. Üyelerimizle ustaları bir kopukluk oluyor çünkü usta-çırak ilişkisinde senaristler arasında. Evet. En azından böyle bir bağ kuralım diye ustalarla senaristler arasında bir sohbet düzenlemek istiyoruz. Soru da Evet. sorabilecekleri bir sistem olsun istedik. Ama Evet. daha çok sizin anlatacaklarınız bizim için değerli. Siz benim ilk ustamsınız. O yüzden benim için çok da değerli bir toplantı. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben Ben yani yalnız benim çok anlatacak, yani soru sorulmadığı takdirde pek anlatacak bir şeyim olmuyor. O nedenden dolayı ben sizin sorularınızı bekleyeceğim. Cevap verebileceğim kadarını veririm. İnşallah bu sizi mutlu eder. edecek. Ondan eminiz Yavuz abi. Evet. Ezgi Özcan soruları düzenleyecek. Size sırayla Merhaba. Hoş aktaracak. geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Bu arada ben başlatmak istiyorum ki Evet. şey olsun, sıcaklık olsun diye. Evet. Sen başlayınca sıcak mı Hayır, oluyor? şöyle ısıtma sorusu, hani Hadi ısıt sert bir bakalım. soruyla Peki. başlamayın, ben Tamam. yumuşak bir soruyla Tamam. başlayacağım Peki. Hadi ısıt manasında bakalım. demiştim. Tamam. Isıt. Bize ilk başladığınız senaryo hayatınıza nasıl başladığınıza dair o günleri de içine katarak sinema ve senaryo ilişkisini anlatabilir misiniz bize? Çok yani 70'li yıllar, yani ben Ses Dergisi'ne 1969 yılında girdim. Girdikten sonra da işte senaryoyla ilgilenmeye başladım çok amatörce. Hatta yazar arkadaşlardan biri sordum, yani bu senaryo meselesi nasıl bir şey, nasıl yazılır, nasıl öğrenilir, nasıl bulunur falan diye. Onu hep anlatırım konuşmalarımızda. Sen de hatırlayacaksın, bir A4 kağıdı alıp ikiye katlayıp işte bunu sağ tarafına diyalog yazarsın, sol tarafına da mizahsenleri, al sana senaryo dedi. Yani benim ilk senaryo ile ilgili bilgim böyle başladı. 75 yılına kadar yani Ertem Elmez'le birlikte, o aslında 72-73 yıllarında falan artık tanışıp konuşmalar başlamıştı. Orada ilk adımları attık. Daha sonra 75 yılında başladım şeye, daha profesyonel olarak ilgilenmeye. İşte 80 yılında ayrılıp reklam sektörüne geçtikten sonra da 84 yılında da ilk filmimi çektim. O arada da bütün o yıllar içinde bir hayli senaryo yazdım. O dönem benim için son derece önemli tabii. Önemli olmasının sebebi senaryo denen meselenin, yani çok şanslıydım Ertem İlmez'le buluşmakta. Çünkü o da yapmış olduğu, yani star sistemine yaslı bir dünyanın içinde her şeye rağmen bu işin doğru dürüst yazılmış iyi senaryolarla kotarılabileceğine inanan birisiydi. O da bu işe daha benden çok daha önce başladığı için işin sırrını senaryoda yatmış olduğunu yavaş yavaş kavramış. Daha sonra işte Eugène Véal ile falan tanışmış, onun kitaplarını tercüme ettirmiş. Orada ilk teorik anlamda bir senaryo yapılandırılması nasıl olur falan filan, onları da bir de çok belli, güçlü, çok zeki bir insandı. Bizimle paylaştı. Böyle sabahlara varan konuşmalarımız oldu senaryo yapısı ile ilgili olarak. Çok bilinmezliğin olduğu bir dönemde bir de bu söylediğim şeyler. Bugünkü kadar velüt bir ortam yoktu. Yani orada burada bu kitaplar, kurslar, şunlar, bunlar. Şimdi maşallah çok fazla bir şeyimiz var burada, öğretenimiz var. Şeylere, öğrencilere böyle bir takım şeyler, workshoplar var, şu var işte. Öğretiyorlar ama o zaman böyle bir şey yoktu. Orada da yine usta çırak ilişkisi içinde. Özellikle Amerikan, Hint sineması, Mısır sineması odaklı melodram anlayışının çok hakim olduğu ve bunun kurallarının
uygulandığı bir dönemden bahsediyorum. İşte bu dönemde yavaş yavaş bir kenarda bir şeyleri toparlamaya çalıştık. Dediğim gibi yani bu uzun konuşmaların, görüşmelerin ayrıca da tabii şunu da söylemek lazım. Bu belki de bu gecenin önemli şeylerinden bir tanesi. Yani senaryo ile ilgili kesin bilgilere sahip olmak, kitapları çalışmak, ezberlemek falan filan iyi bir senarist olmak için yeterli. Hatta hiç yeterli değildir. Burada belli bilgiler edinirsin. Fakat asıl mesele öyküyle baş başa kaldığın zaman ortaya çıkmaya başlar sorunlar ve orada tek başınasın. Yani oradan Eugene Well ya da işte Eric Marshall'lar şunlar bunlar sana yardımcı olamazlar. Sen hikayeyle ilgili olarak yeniden ve yeniden bütün bildiklerini gözden geçirmek zorunda kalırsın. Ve çoğunlukla bu hayal kırıklıklarıyla sonuçlanır. Yani orada öğretilen şeyler tak diye yer yerine oturmaz. Her neyse yani o 80'li yıllardan sonra da ben ayrılmama rağmen Ertem İlmez'le ilişkimi kesmedim. İşte 84'te ilk filmimi çektim. Ama 75'li yıllardan itibaren Hababam sınıflarını falan filan da bunun içine katabilirsiniz. 84 yılına kadar sadece senaryo yazarak bir dönem geçirdim. Ve orada boza, yaza, çize, yanılarak, tekrar bir daha yanılarak, bir daha yanılarak bugün hala o yanılmalar devam etmekte. Onda benim elimde yarar var. Böyle bir şeydir yani. Senaryo ile ilgili burada bugün konuşacağız. Ben sinemanın kamera arkasında da olduğumdan kaynaklanan senaryoya biraz daha farklı bir bakışım da olabiliyor. Salt bir senaryo yazarı olmaktan biraz daha öte benim durumum. İşte ve yani bütün bunların içinde dediğiniz zaman size biraz önce söylediğimi bir kere daha tekrarlayacağım. Film yapmak, senaryo yazmak, bunun üzerine film inşa etmek her seferinde ve her seferinde sıfıra gidip oradan tekrar bir şey oluşturma ve bunun acısını çekme, bunun zorluklarını yaşama. Yani bir yerde ustalık noktasına gelirsiniz başka bir iş yaptığınız zaman. Yani sonunda eline iskarpelayı aldığınız zaman bir şeyi çok güzel yontmaya başlarsınız. Çünkü 20 yıl, 25 yıldır yontup duruyorsunuz. Halbuki senaryo öyle bir şey değildir. Senaryo her seferinde sıfırdan başlamak, bütün bildiklerini tekrar ortaya koymak ve yine yanılacağının hesabını yaparak ve onun korkusu içinde yaşayarak oluşan bir şeydir. O nedenden dolayı da bu ustalık meselesi denen şeyde ben biraz uzak bakıyorum o sözcüğe. Yani usta yoktur. Her seferinde ustalığınızı tekrar inşa etmek zorunda olduğunuz bir iştir senaryo yazarı. Bilmem iyi bir başlangıç oldu mu sizin için? Evet, gayet güzel bir başlangıç oldu. Dinlemek de çok zevkliydi. Hoş geldiniz tekrar. Size hoş geldin konuşması yapmadan önce hemen teknik bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar, sormak isteyeceğiniz soruları, yani ne sormak istediğinizden bağımsız olarak ben söz hakkı almak istiyorum, ben soru sormak istiyorum diye chatten bana yazabilirsiniz özelden. Ben hemen sizi sıraya alacağım. Şimdiden 4-5 kişilik bir sıramız oldu. Zaten konuştukça da muhtemelen hani konular gelir, sizin de sorularınız gelir. Ben sizi bu yan taraftan izliyorum chatten. Hemen gözüm sizin üstünüzde. Ara ara mikrofonlarımızı gene sessiz de olup olmadığını kontrol edelim. Fondaki sesler araya şey olmaz, kedi sesi olur, çocuk sesi olur, araba sesi olur, belli olmaz. Bugün bu akşam çok büyük bir, kendisi öyle dememizi istemedi ama, ya da öyle dememizi istemedi diyeyim de, ustalık meselesine mesafeli yaklaştığını söyledi ama yine de bizim için, en azından benim gibi 87'li birisi için bir ustayı ağırlıyoruz burada, Yavuz Turgul. Ben kendisinin filmleriyle büyümüşüm hakikaten. Bugün ve dün şey yapmadan önce, bu programa başlamadan önce tabii ki araştırmamı yapıp biraz dersime çalışırken ne kadar sevdiğim Türk filmi ve tekrar tekrar izlediğim, özel olarak tekrar tekrar izlediğim Türk filmi varsa kendisinin yazmış olduğunu gördüm. Bir kere daha heyecanlandım o yüzden buraya gelmeden önce. Ve ne kadar çok aslında sahaya da geçiş yaptığını görmüş oldum.
Hani beni burada tanıyan bazı arkadaşlar bilirler. Ben magazin şeyine de çok meraklıyımdır. Magazin dünyasına da çok meraklıyımdır. Çok böyle titizlikle takip ederim bugünkü magazinde. Kendisi çok daha şey, Yeşilçam döneminin magazin dünyasının içinde Ses Gazetesi'nde gazetecilik kariyerine başlamış. Daha sonra senaryo mesleğine, senaristlik mesleğine geçiş yapmış. Ondan sonra bir reklam ajansı ve reklam projeleri sürdürme safhasına geçmiş. Gördüğüm kadarıyla, internette dolaşan bilgilere baktığım kadarıyla bir müzikal yazmış. Arada şey çok sessiz sedasız bir müzikal olmuş ama hani çok böyle adını sanını böyle çok hafızamızda kazınmamış. Belki de müzikal olduğu için bilmiyorum. Belki de bizim müzikale yaklaşımımız yüzünden onu da bilmiyorum. Ve de tabii ki gene de Dahli'nin bulunduğu birkaç dizi var ve o diziler de efsaneleşmiş tabii ki. Muhtemelen Yavuz Turgul dokunuşunun etkisiyledir diye tahmin ediyorum. Hani bu kadar kocaman bir yelpazeden bahsediyoruz ve buralarda geçirilmiş senelerden bahsediyoruz. O yüzden gerçekten hem soracak çok sorumuz var, hem dinleyecek çok şeyimiz var. O yüzden hemen soru sırasına geçiyorum. Soru sırasından Meriç Demiray arkadaşımızın sorusuyla Yavuz Bey'i baş başa bırakıyorum. Buyurun. Sessizdesin Meriç. Şimdi nasıl geliyor mu? Evet. Merhaba. Hayatım boyunca bu anı bekledim. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben bir Muhsin Bey hayranıyım. Ve bayağı diyaloglarını ezbere biliyordum yani liseyi bitirdiğimde 87-88 yıllarıydı sanırım. Video kaset olarak evimizde duruyordu. Bir kere birçoğumuza senarist olma ilhamı ve heyecanı verdiğiniz için teşekkür ederim ki bu cümle bile aslında yetmez hislerimi açıklamaya. Şimdi bir daha bana sıra gelmeyebilir diye de bir Muhsin Bey paketi yaptım. Küçük bir paket. Hızlı 4-5 tane onları bir soracağım. Aklınızda kaldığı kadarıyla artık cevaplarsınız. Belki bir tur daha gelirse bir tur daha sorarım. Şunlar sorular. Bir, İstiklal'de yürüyen iki tane adamı görünce mi bu fikir aklınıza geldi? Böyle bir şey söylemiştiniz galiba bir Hayır. yerde. Yok. Yürüdüğünü varsayarak yani görmedim öyle birisini. Ben sadece boşluğa doğru bakarken bana doğru gelen iki tane hayalden bahsettim. İki Ha, kişi anladım. birbirleriyle tartışarak üzerime doğru geliyorlardı. Bunu anlatmaya çalıştım ama herhalde kötü anlatmışım. Böyle şey oldu. Kusura Yani bakmayın. onların tezatı size bunu yapmaya şey yaptı. İki Evet. soracağım şey, restorasyonlu versiyonu derslerimizde gösteriyoruz. Şimdi senaryo derslerimizde gösteriyoruz ve sanki o filmde bazı şeylerin olmadığı gibi bir hissiyat içerisindeyim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela bazı ufak tefek şeyler atılmış olabilir mi restorasyonlu kısımda? Daha şey restorasyondan önce belli kısaltmalar yapıldı bizden habersiz. Çünkü bu filmin boyu başta bayağı uzundu. Onu kısaltmak gerekiyordu. San Sebastian Film Festivali için ayrıca ben zaten bir önden kısaltma yapmıştım. Ondan sonra da böyle ufak tefek böyle dediğiniz gibi böyle biçilmiş bir takım yerler var. Olabilir yani. Olabilir yani. Madame Agardin'in ikna edilme hikayesi o. Yan hikaye sanki bayağı bir Evet, madamın iş. evet yani buna şu anda yani ben o filmin restore edildiği zaman seyrettiğim zaman artık ne var ne gitti ne geldi falan filan gibi şeyleri çok fazla üzerinde durmadığımdan dolayı ama sevenler defalarca izleyenler unutmuyor. İşte orada bu varken bu şimdi burada bu yok falan filan diye olabilir söylediğiniz. Evet. Şöyle bir eleştiri var bugünlerde. Siz nasıl bakıyorsunuz ona? Bence Türkiye'de yapılmış en iyi film ve en iyi senaryo Muhsin Bey. Ama siz şu açıdan 20-30 sene geçtikten sonra nasıl bakıyorsunuz onu merak ediyorum. Şimdi bir çeşit elitizm olduğu orada savunula gelmeye başladı birkaç senedir. Yani İstanbul merkez ve bir çevre var. Anadolu, Anadolu'dan gelenler İstanbul'u bozuyor şeklinde bir ideolojisiyle ilgili. Böyle bugünlerde bizim çevremizde ufak tefek bazı şeylerin tartışıldığını görüyorum. Hatta acaba dedim bu Madame Agardin hikayesi de o yüzden mi çıkarıldı? Böyle bir kaygıyla mı Ha, çıkarıldı? Bir Madame Agavni'yi mi çıkardılar? hayır, şu Madame Agardin'i ikna etmeniz lazım olayı var ya hani
Evet ama Madame Agarne sadece ikna... Hayır, sadece ikna mı çıktı yoksa bütün Madame Agarne... Yok, Agarne duruyor. Agarne tamamen duruyor da hani sanki Rum kadının ikna edilmesi gerekiyor gibi bir hissiyat var ya onun. Acaba Agarne Rum değil, Ermeni. Böyle bir hissiyat falan filan yok. Yani çünkü orada dikkat edersen kebap kokuttunuz diyor İstanbul'u da. İstanbul'u istemese bütün bunlar olur mu diye Ali Nazim bir cevabı var. Ayrıca tabii. Hani bu tür filmle ilgili söylenmiş ve şeylere burada cevap vermek istemiyorum. Çünkü film orada duruyor. Siz o filmi istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. O filmin eşkıyada bir şekilde dengeliyor bence zaten o bir açıdan baktığınızda. Hayır yani bu benim cevaplayacağım bir şey değil. Yok bunu yapmak istedim de şunu yapmak istedim. Hayır öyle değil de burada bilmem ne falan filan. Ona bakarsan işte zamanında şey için zamanında değil bir süre önce bir yazar işte çok şekerli oyunu diye ifade etti şeyin. Şekeri fazla kaçmış neredeyse Ali Nazik'in. O zamanlar çok eleştiri oldu, şu oldu, bu oldu. Yani bunlar bitecek şeyler değildir. Önemli olan benim bu konudaki fikrim geçenlerde zaten bir yerde de yayınlandı. Kalıcılık. Kalabiliyor mu, kalamıyor mu? Bundan 10 yıl sonra da Muhsin Bey aynı keyifle seyredilecek mi, seyredilmeyecek mi? Her şey eleştiri olarak her şeyi bindirebilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Elitist tavır derken aslında şu daha çok kondurulmuştur. İşte Yavuz Turgul nostaljiye çok değer veren birisi. Giden, gelen, işte gidenler daima şeydir. Halbuki benim böyle bir düşüncem yoktu. Şimdi onu bana kondurdular. Hatta o çok tekrarlandı. Her filmle ilgili aynı şekilde bakıldı. Ben sadece giden ve geleni izleyen birisiyim. Yani neler gidiyor, neler geliyor. Bu tarafta zaten benim hepinize önerim bir yerde durmayın. Birisinin tarafını tutmayın. Sadece bakın ve baktığınızda gördüğünüz şeyi ifade ederken seyredenler onu orada nerede olduğunu anlar. Keşfeder. Bırakın o keşfetsin zaten. Siz orada perdenin arkasında kalıp sadece var olanı ama gözden kaçan var olan şeyler. Ama bunlar gözden kaçabiliyor. Onları görüp ortaya koyduğunuz andan itibaren o değişik şekillerde yorumlanacaktır. Hiç aklıma bile gelmezdi bir elitizm meselesi. Ama o da söylenebiliyor. Demek o şekilde de görülüyor yani. Ona söyleyecek bir lafım yok benim. Ben sonra vakit olursa bir tur daha gireyim isterseniz. Şimdi felç etmeyip konuşmayan başına. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ben de tam araya girecektim ki Meriç şey yaptı. Şimdi Burak adlı arkadaşımızın bir sorusu olacak ama kendisi toplantıdan erken ayrılmak mecburiyetindeyim demişti. Gitti mi geldi mi henüz göremiyorum kendisini ama... Görebildiğiniz birisini seçiyorsunuz mu? Yok galiba. Onun yerine ben sorayım o zaman. Çünkü söz verdim. Siz gitseniz de ben sorarım sizin adınıza diye. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeninde otobiyografik özellikler var mı? Gitmedim. Anlayamadım. Yetişebildim mi? Şimdi Burak Bey yetişti. O size sorsun. Buyurun. Buyurun Burak Bey. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aşk filmlerini unutulmaz yönetmeni filminizi yani kendi adıma diğer filmlerinize göre daha tiyatral bulduğumu da söylemek isterim. Orada ne yaptığınızı tam duyamadım pardon. Geliyor mu? Yani sinema sanatına dair eleştirilerinizin o filmde olduğunu mu hissettim ben biraz? Öyle bir hissiyat aldım. Böyle bir şey var mı? Biz bunu arkadaşlar kendi aramızda konuşuyoruz. Yani oradaki karakter sizin eleştirelliğinizde mi? Bunu soracaktım. Yok yani bir şey eleştirme peşinde değilim. Bir şey görme peşindeyim ben. Ve var olan, gözden kaçan, benim hissettiğim, benim yanında durduğum, baktığım, ettiğim, şahit olduğum, duyduğum, okuduklarım. Yani bütün bunların hepsi seyrettiğim filmler. Yeşilçam döneminde tanıştığım insanlar, çevre hepsi bir arada bu gözlemleri oluşturarak bir
karakter ortaya çıkmasına ve bu karakterin de bir hikayenin peşinden giderek bir yere doğru seyahatini anlatmaya çalıştım. Bir eleştiri yok. Yalnız orada yine şunu söylemeye gayret ettim. Bir şeyler gidiyor ve bir şeyler geliyor. O gidenlerin arasında bizim aşk filmlerinin yönetmeni direnmeye çalışıyor, gitmemeye çalışıyor. Kendisinin devrinin bittiğini, bir tarafa doğru akan zamanın içinde başka bir taraflarda olması gerekirken o tırnaklarıyla oraya tutunmaya çalışıyor. Ama işte eğer fark edildiyse o rüzgar onu alıp sürükleyip götürecektir yani. Ve onun yerine yeniler gelecektir. Tıpkı bizlerin gidip bizim arkamızdan yeni neslin gelmesi, yeni işleri yapması, yeni farklı görüşleri koyması gibi. Sadece o kadar. Yani Yeşilçam'ı ne yücelttim, ne yerdim? Var olan şeylerle ilgili benim bir takım şeyleri harmanlayarak ortaya koyduğum bir filmdir. O kadar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sırada Evren Hanım'ın bir sorusu var. Evren Hanım buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz öncelikle. Ben şey sormak istiyorum. Bir filmi izlediğiniz zaman iyi film ya da kötü film diyor musunuz? Eğer diyorsanız iyi film kriterleriniz neler, kötü film kriterleriniz neler? Tabii diyorum ama yani bunu söylememek elde değildir zaten. Filmi seyrettiğimiz zaman o filmle mutlaka bir ilişkiye girmek isteriz. Yani bu ilişki çok farklı biçimlerde olur. Akılsaldır ilişki. Çok duygusaldır bu ilişki. Farklı farklı etkenlerin bizde yaratmış olduğu isteklere cevap verip veremeyeceğiyle ilgili bir durum vardır. Öğrendiklerimizle, bildiklerimizle ilgilidir. Ve bütün bunların harmanlanmış olarak size oluşmuş bir dünya görüş, bir bakış, bir şeyler vardır yani. Ona uygunluk anlamında bir filmle şey yaparsınız, bağ kurmaya çalışırsınız. Eğer naif, şiirsel, duygusal, farklı bir dünyanın insanıysanız bir John Wick filminden hoşlanmazsınız. Ya da Gladiator'u sevmezsiniz. Ona bak, yani sen sensibility'yi seversiniz. Yani ne bileyim, yani başka türlü bir dünyanız vardır, bakışınız vardır. Felsefeniz vardır. Her neyse. Bütün bunlar, yani sizi siz yapan bütün faktörlerle bir tarafa doğru bakarsınız. Orada size bir şey hikaye anlatır. Eğer o hikayeyle bir bağ kurabilirseniz, o film sizin için güzel bir film olur. Bu güzel film, yani iyi film, kötü film kıstaslarını size empoze etmeye çalışır bir takım kurumlar. Kitaplardır bunlar, okullardır, arkadaşınızdır, seyrettiğiniz yönetmenlerdir. Arzu ettiğiniz entelektüel seviyeye gelmeye çalışırken o seviyenin size önermiş olduğu karakterlerin ya da filmlerin etkisi çoktur. Hayır değilsiniz, çok çocuksunuzdur, çocukça kalmışsınızdır, kara filmlerden hoşlanırsınız, karate filmlerini seversiniz. Bütün bunlarla ilgili herkesin bir bakış açısı vardır. İşte bu bakış açısını doyuran, karşılayan filmler o kişi için güzel filmdir. Oralarda dolaşmayan birisi için de bakılmaya bile değmeyecek filmler olabilir. O nedenden dolayı bunun kriterlerini yazamazsınız. Bunun kriterlerini size okullarda öğretirler, hocalar öğretirler. Hocaların sevdikleri yönetmenlere dair düşünceleri size iletirler ve sizden başka bir siz yaratmaya çalışırlar. Zaten asıl bence bir senaryo yazarlarıyla bugün burada görüştüğümüz için söylüyorum. Her türlü bilgiden arınmaya çalışarak bir şeye bakmak çok bence doğru. Çünkü bilgilerimiz bizi yanlış yere de götürebiliyor. Duygularımızı derli toplu bir şekilde bir yere doğru akıtma yeteneğimiz bizim elimizden alınıyor. Burada bunun bir tartısı yok. Ve bence seyrettiğiniz film sizin için ne ifade ediyorsa odur. O kadar. Ondan başka bir şey yoktur. Teşekkür ediyorum ben. Yine dönüp dolaşıp sıra gelirse başka bir soruyla Tamam. Şu an sırada başka yani şey yazdıracak arkadaşları bekliyorum. O arada ben kendi sorumu sorayım. Bu kişisel olarak merak ettiğim bir şey...
Bu işte Türkiye'de az önce söylediğim gibi magazin kültürünü yakından takip ediyorum. Magazin kültürü, popüler kültür, işte bunun sinema, dizi ve diğer görsel sanatlara yansıması ve hani onun izlerini görmeyle ilgili ve oradaki aktarımlara dikkat etmeyle ilgili biraz kafa patlatan bir insanın. Sizin ses dönemindeki tecrübeleriniz, senaryo yazarlığınıza ya da yazma disiplininize, başka alanlardaki yazma disiplininize de bir şey yaptı mı? Hani bir aktarım, bir efendim bir cep doluluğu, orada gördüğünüz hikayelerden veya tanık olduğunuz insan hikayelerinden kattınız oldu mu? Evet. Ben yani ses servisine gittiğim zaman zaten sinemayla ilgili olarak, yani gazetecilik enstitüsü mezunuyum, İktisat Fakültesini ve oradan mezun olduktan sonra hızlı bir şekilde askerliğimi de bitirip direkt olarak Ses Dergisi'ne girdim. Ses Dergisi'ne girme nedenim benim sinemayla olan, yani aslında daha ciddi bir gazeteye girmek bütün şeyler için önemliydi. Ama ben sinemaya o kadar tutku derecesinde bağlıydım ki Ses Dergisi'nin bu arada benim sinemayla bir ilişkiye girmem, yani sinemaya geçmem anlamında değil. Sinemayla ilgili konuşacağım, sinema oyuncularını göreceğim, yönetmenleri tanıyacağım. Ya yani bu anlamda beni sinemayla buluşturacak bir yerdi. Bu nedenden dolayı keyifle oraya gitti ve sinemayla Ses Dergisi sayesinde bir ilişki kurduk. O kadar. Yani oradan bu dergide edindiklerimle sinema arasında en ufak bir şey yoktur. Şu vardır. Orada özellikle Erman Şener sinema yazarlığı da yaptı. O kitapları da vardır sinema üzerine. Onunla ciddi muhabbetler oldu. Sinema nedir? Film nedir? Yönetmenlik meseleleri falan filan. Bu konuda hayli kafaya yormuş birisi olarak beni ciddi olarak aydınlattı. Bir kere o anlamda bir adım atmış oldum diyebilirim Ses Dergisi'nde. Anladım. Şimdi teşekkür ederim. Sırada gene Ayhan Bey var. Size bir soru sormak istiyormuş. Buyurun Ayhan Bey, sizi dinliyoruz. Yavuz abi, yeni projeniz var mı? Yeni sinema filmi düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız yeniden beni çırak olarak alır mısınız? Çırak olarak değil de bana bu konularda akıl verecek birisi olarak mutlaka isterim yanımda. Fakat var bir proje. Hatta iki proje vardı, o bire düştü. Fakat bu işte pandemi, yok bu şeyle virüslü şuydu buydu falan derken bir tarafa... Ben şu anda mesela İstanbul'da olmam gerekirken hala Bodrum'da oturuyorum. Ve burada mümkün olduğu kadar gürültüden, patırtıdan uzak bir huzurlu bir ortam içinde o günü bekliyorum. Ama o gün hemen gelmeyecek. Onun için ben de işi biraz şeye aldım, frene bastım. Etrafa bakıyorum, denize bakıyorum, ağaçlara bakıyorum, işte kitaplara bakıyorum. Ama zahmetli bir konu ve bir de benim böyle bir işten kaçma huyum vardır. Yani daha doğrusu senaryodan kaçma huyum vardır. Yani filmleri rahatlıkla çekebiliyorum, çok hızlı çekebiliyorum. O konuda çok büyük derdim yok ama senaryo yazamıyorum. Zaten bence senaryo yazılamayan bir şeydir. O nedenden dolayı da her zaman hani iki film, üç film peş peşe çıkartan yönetmen yazarları falan büyük bir hayranlık duyuyorum. Nasıl o gücü bulabiliyorlar, o yetenekleri nereden edinmişler, bu kadar hızlı nasıl becerebiliyorlar bu dünyaları yaratmayı? Ve bu eksiklik bende çok büyük bir şekilde var. Dediğim gibi ayrıca senaryodan bir de ürkerim ben. Korkarım. Korktuğum bir şeydir. Onun için yanına çok yanaşmamaya gayret ediyorum. İşte yanaşmadıkça da 4 yılda, 5 yılda, 6 yılda ancak film çekebilen birisi oluyorum yani. Mesele bu. Ama şey olduğu takdirde, ortam olduğu takdirde seni de yanımda görmek isterim tabii. Çok teşekkür ederim. Yani. Şimdi sırada Atay Sözer'in size bir sorusu olacak. Atay Bey, buyurun. Ses kesik. Atay Bey, sesiniz gelmiyor. Tamam. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saygılar, sevgiler. Biz sizi daha çok komedi filmlerinden biliyoruz. Evet. Çok kaliteli komedileriniz var.
Sonraki filmlerinizde de hepsinde ben bir mizah duygusu, en azından bir kara mizah duygusu sezdim. Evet. Komedi filmi yazmanın, mizah filmi yazmanın zorluğu nedir? Diğer filmlerden ayıran nedir komedi filmlerini? Ben onu çok ayırt etmiyorum. Yani mizah filmi yazmakla senaryo, mizah filmlerinin zorluğuyla senaryonun zorluğu arasında çok büyük bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim, yani amiyane tabiriyle dram yazarsan şakır şakır yazılır. Mizaha gelince bir dakika dur. Değil. Benim için değil en azından. Zaten bu soruyu bana yönelttiğiniz için burada her söylenen şey bana dair olacaktır. Tabii. Bu nedenden dolayı çok fazla güvenmeyin söylediğim şeylere. Çoğu yanlış olabilir. Fakat ben mizah olarak bu işin içine girmemizin nedeni içinde bulunduğum ortamla ilgiliydi. Ben Allah'ım mutlaka mizah yazmalıyım falan filan gibi bir duygu içinde olmadım. Yalnız şöyle bir şey oldu. Arzu Film mizah üzerine yazdığı filmler yapıyordu. Oyuncular Kemal Sunal'ından, Şener Şen'inden, İlyas Salman'ından, işte o zaman Metin Zekiler falan filan hepsi Ertem abi ciddi bir melodram dönemi yaşamış bir insandı. İşte Sürtükler, Sürtüğün Kızları bilmem neler onları yapmış etmiş falan. Oradan şey dönemine geçmiş, işte Sev Kardeşim filan, Frank Capra vari filmlere doğru geçiş yaptıktan sonra iş yerlileşmeye başlamış. O sırada Münir Özkul'un da şeyiyle, etkisiyle Ertem abi biraz geleneksel Türk temaşa sanatları üzerine daha fazla dönülüp, o zaman işte Karagözler, Hacı Yuvatlar filan, Münir abi de o yola doğru gitmek çok istiyordu. Orta oyunu yapılarından yararlanarak oluşturulan Şaban Oğlu, Şaban Tosun Paşalar falan filan gibi filmler bir tarafta. Öbür tarafta aile filmi olarak adlandırılır ama içinde komedi, Adile Naşit işte şey olduğu zaman, Münir Özkul olduğu zaman, Halit Akçatepe'ler, şunlar bunlar, böylesine daha farklı bir komedi biçimi, Hababam Sınıfı yine farklı bir komedi biçimi. Bunların ortak yanı bence şu. Yani çok fazla üzerinde çalışmak. Yani inanamayacağınız derecede bir ekip bir fikir üzerinde, sadece bir fikir üzerinde, hatta tek bir espri üzerinde kafa patlattı. Biz şöyle bir düzen işliyordu, komediyle ilgili sorduğunuz için söylüyorum. Evet. Tretmanla çıkıyorduk sete. Sette senaryoyu yazıyorduk. Senaryo grubunun içinde ben, Kartal Tepe, Halit Akçatepe, Ergin Orbey, işte benden önceki dönemlerde Zeki Alasya özellikle çok meraklıydı, Metin Akpınarlar falan toplanıp orada oynayarak senaryoyu ortaya çıkartıyorlar. Benim zamanımda ise işte bu saydığım kişilerle birlikte biz yazıyorduk yukarıda. İşte Şabanoğlu, Şaban ya da işte o Çanakkale Savaşı sırasında Şaban çadıra nasıl gelir, işte Şener'e nasıl vurur bilmem ne, o parolalar, şunlar bunlar defalarca ve defalarca Ertem abi tarafından reddedildikten sonra ortaya kondu. Yani oradan o görmüş olduğunuz sahnelerde kan ve gözyaşı vardı. Hiç zannedildiği kadar oturalım. Zaten onun için de bazı kişiler için hani çok eğlendik bu filmi çekerken falan gibi laflar edilir. Yok, o benim çok tuhafıma şey yapıyor. Yani o nedenden dolayı da bu ben senaryodan korkarım lafını boşuna söylemiyorum size. Senaryo korkulması gereken bir şeydir. Kesinlikle. Eğer korkmadan ben bunu oturup yazıyorum diyen birisi varsa aranızda, çok doğru. Ben onun elini sıkmak isterim ve onun öğrencisi olmak isterim. Çok kolaydır bu iş diyen birisi varsa. Ama çok zordur bu iş. Bu iş felaket bir şeydir diyen birisi de varsa onunla birlikte de oturup çalışırım. O benim işime daha çok yarar bu arkadaş çünkü. Ben diğerinin işine yarayabilirim. Çıraklık işini üstlenirsem orada da çok velut birisiyimdir. Yani durmadan espri çıkartmak falan filan ama onları seçmek, onlardan bir bütün oluşturmak, onları doğru bir şekilde bir araya getirme. Size şu örneği anlatayım. İşi uzatıyor muyum bilmiyorum. Yok, yani diğer arkadaşların vaktini çalmak istemiyorum ama bu filmlerden birisinde Halit Akçatepe'li Şener tavla oynarlar.
tavla oynarken kahve içmektedirler. Ve Şener kahvesini içer ve o zaman eskiden biliyorsunuz zarlar yine böyle bir şeyin içine, yüksün içinde atılırdı tavlanın içine. Ve bu nedenden dolayı bir şey, yani bir elinde kahve, bir elinde zarlar var. Zarları yutup kahveyi tavlanın üzerine savurduğu sahnede ben sinemanın yıkıldığını gördüm. Ve o sahneyi bulabilmek için biz, yani çok basit geliyor şimdi anlatıldığı zaman. Ve zaten işin zorluğu da bu kadar basit olmasında yatıyor. Yani bu kadar basite doğru işi götürebildiğiniz takdirde bu bence çok zor. Yani o zorlukları yaşamış birisi olarak size söylüyorum. Bu komedi meselesi o nedenden dolayı diğerlerinden ayrılmakta. Bu söylediğim nedenlerden dolayı ayrılmakta. İşte ben de onu sordum zaten. Ve bir sürü yabancı film yağmaladık o dönemler. Peter Sellers filmlerinin geklerinden yararlanıyoruz. Vücut şeyleri bilmem ne falan. Nereden ne görsek kapıp filmin içine tıkıyorduk. Öylesine büyük bir yoğunlukla, yani bu şeye benziyordu bizim yapmış olduğumuz çalışma. Kara deliklerin içinde tekillik diye bir şey vardır. Bütün her şeyi emer, içine alır ve toplu iğnebaşı kadar bir yerde inanılmayacak kadar büyük bir şey vardır. Ağırlık vardır. Taşınmaz bir ağırlık. Ve işte işi oraya kadar süzüp getirip o noktaya kadar saf, billur bir hale getirecek şey çok büyük bir süre istiyor. Yani siz böyle oturup da ayağınızı uzatıp hadi biraz keyifli bir komediler yazalım diye değil. Bu benim sadece benim yazmış olduğum komedilerde de kendisini bu şekilde belli bir oranda hissettirdi. Ama biraz söylediğiniz bence şimdi bütün bu konuşmaların arkasında haklısınız. Komedi ayrı bir zorluğa sahip bir iş. Yani. Evet tabii. Hele bugünün komedileriyle karşılaştığınız zaman bunu biraz daha fazla hissediyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Atay Bey, teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi sırada Ahmet Edebali'nin sorusu var. Ahmet Bey. Buyurun sorabilirsiniz. Merhabalar. Merhaba. Yavuz Bey, tabii bizim için daha çok böyle bir proje üreten senarist, yönetmen gibi dir gözümüzde. İşte sinemada çok başarılı işler, televizyonda da çok başarılı gerçekten projelere imza attı. Bu dijital platformlar için de bir şey düşünüyor musunuz? Önünüzde böyle bir proje var mı? Hayır. Yani şu anlamda yani şeyden sonra işte ikinci bardan sonra bir iki proje daha yapmaya gayret ettik. Ve gittikçe işin kötüye doğru gittiğini gördüm ben. Ve bugün dizilere, özellikle dizileri, dijital platformları çok iyi bilmiyorum. Ama dizilere senaryo yazmanın cehenneme gitmekle eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Yani inanılmaz insanlara yakışmayacak bir ortamda insan aklına hakaret edercesine oluşturmuş bir zeminde birileri bir şeyler yazmaya çalışıyor. Bence bu son derece yani gidip Vietnam'da savaşmak gibi bir şey. Yani böyle bir şey bence bu senaryo yazarları aranızda da vardır sanıyorum. Ve bu ortamdan kaçan arkadaşlarım çok. Ayhan da zaten benimle birlikte çalışmış ve bu konuları çok iyi bilen bir arkadaşımız. Şu anda gelinen nokta ile ilgili olarak televizyon tarafına dönüp bakmak istemiyorum. Yapılan işlerle ilgili olarak zaten ben başta kendimi çok eleştiren birisiyim. Kendi yaptığım şeyleri çok az beğenirim. Başkasının yaptığı şeyleri de kendime uyguladığım şeyleri yani zalimliği başkasına da zalimim bu konuda. Onu çok iyi biliyorum. Beğenmem. Ve bu koşullar altında dijital platformun bana sunacağı konfor ne? Onu bilmek isterim. Zaten o kadar da büyük bir şekilde bu projelerin peşinde gitmek istemiyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla sağ olsun Kore dizileri, sağ olsun işte oradan buradan toplananlar ve işin çok komik tarafı da
bir şimdi isim vermek istemiyorum. Bir dizi, yani ithal bir dizi çok tuttuğu zaman çılgınlar gibi seviniyor bizim arkadaşlar. Ya bunun hiçbirisi sizin bulduğunuz bir şey değil. Başkasının yapmış olduğu şeyi Türkiye'ye uyguluyorsunuz. Ve başarı çığlıklarınızın sebebi ne? Siz ne yapıldı, ne oluşturuldu, ne üretildi ve burada sizin payınız ne? Yapılan bir şey birebir buraya getirip uyguladık. Yani iş buraya kadar gelmiş vaziyetteyken benim televizyonu düşünmem ya da dijital platformdaki işleri düşünmem hele bu yaşta artık hepinizin zannediyorum abisi sayılırım burada. Yani daha çok konfor istiyorum ben. Benim film çektiğim zaman da öyleydi. Film setlerim de öyledir. Konforludur, rahattır. Her gün saat 5'te falan set biter. Yani 9'da başlayıp biten setler, 5'te biten setler 4'te biter ve millet mutlu, mesut şekilde evine gider. Böyle bir ortamdan o tür taraflara doğru gitmek yani sanmıyorum. Çok bir şey ödeme, büyük bir bedel karşı tarafın ödemesi lazım bunun için. Evet, bu kadar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi sırada gene Meriç arkadaşımız var. Sormak istediği şeyler var ama yeni gelen arkadaşlar için ben bir hatırlatma yapayım kısaca. Sormak istediğiniz soruları bana Zoom'un chat, özel chatinden yazabilirsiniz. Hemen sizi sıraya alırım. Buyurun Meriç Bey. Dinliyoruz. Sesin kapalı. Meriç. Nerede o arkadaş? Görebiliyor musun? Bir saniye. Meriç, sesin kapalı. Heh, tamam. Ben yine böyle boşluk oldukça araya dalacağım. Şey yaparsınız. Ben Meriç'i görüyor muyum? Şimdi görüyorum. Evet. Tamam. Görüyor musunuz? Evet, şimdi gördüm. Bu gece bizim konumuzda çok konuştuk. Bir efsane. Bu gece bunu açıklık getirmek istiyorum. Şimdi şöyle bir efsane dolaşıyor. Bülent Orhan bir zaman Yeşilçam'a elinde bir kitapla gelmiş. 60'lı yılların sonlarında büyük ihtimalle uyduruyorum. Evet. Ve bu kitap ciddi şekilde işte sonraki Ertem İlmez Arzu Film Ekolü'ne de yol gösteren bir şey olmuş deniyor. Şimdi bu büyük ihtimalle doğru değildir ama size soracağım soru şu. Bu kadar yüksek bir başarı yüzdesi, yani Ababam sınıflarında tüm Ertem İlmezleri koyup işte Sultanlar arada, Çiçek Abbaslar, şunlar bunlar, yani ciddi bir başarı yüzdesi var. Bu sadece hani başta vurgu yaptığınız yetenekle ya da özgür çalışmayla olabilecek bir şey gibi gelmiyor bize. Diyoruz ki bunun altında acaba teorik olarak ne var? Şimdi siz birkaç tane vurgu yaptınız, onları not aldım ben. Eric Morris ismi geçti galiba. Evet. Orta oyunu yapılarına baktık dediniz evet. Bazı filmlerde. Bir de... Özen ve... Özen ve... Özen ve... Başta Özen ve Elin... yazmış olduğu senaryo kitabını Ertem İlmez'in Türkçe'ye çevirmesiyle başlayan bir şeydir. O işte tam onu sormaya çalışıyorum. Yani temelde bir kitap var ama onu bir türlü şey yapamadık. Evet, Özen Bey. Peki bir şey soracağım Yavuz Bey. Bir ek daha yapacağım. Bu Muhsin Bey'in Vladimir Propp'un masalın biçim bilimine göre incelendiği bir makale vardı 90'larda. Onu gördünüz mü? Bir daha söyler misin? Duyamadım. Rus biçim bilimci Vladimir Propp. Evet. Masalın Biçim Bilimi kitabı. Evet. Evet. Hayır, göre Muhsin Bey'in incelendiği bir görmediniz mi? Hayır, yok. Peki referans aldığınız kitap az önce söylediğiniz kitap mıdır? Yani bu bütün bu işlerde hani kafanızın bir köşesinde olan dramatik yapı da şunu biz daha çok öne çıkarıyorduk dediğiniz kitap az önceki kitaptır. Eugen Weill. Evet. Eugen Weill'in yazmış olduğu kitabı Ertem, yani o zaman tabii dediğim biraz onu da söyledim. Türkçe'ye tercüme edilen doğru dürüst senaryo ile ilgili işte ve benzer sinemanın benzer alanları ile ilgili kitaplar yoktu. Bu neredeyse ilkti ve biz onu zaten daktilo edilmiş şeyden okuduk. Yani kitap olarak yoktu o. Kitabı İngilizce getirmiş. İngilizce bilmediği için kimse onu tercüme ettirdi. O tercüme edilmiş kitap üzerinden biz dramatik yapı denen şeyle ilgili bol bol konuşma fırsatı bulduk yani. Çok şey yaptık yani, o İncil gibi bir şeydi yani aramızda. Onun üzerinden her şey değerlenirdi. Yapılan yanlışlar da onun üzerinden değerlenirdi. Yani bitti film, çıktı film ve film iş yapmadı.
Yani şöyle söyleyebilirim. İşte efendim bir canım kardeşim bizim aile aile şerefi. İkisi aşağı yukarı birbirine çok benzer ve aynı kadronun neredeyse oynadığı filmden bir tanesi çok tuttu. Ortalık yıkıldı. Bizim ailede aile şerefi aynı etkiyi yaratmadı. Neden? Şimdi bununla ilgili olarak bütün bir ekip oturur, toplanır ve konuşmaya başlar. Her kafadan bir ses çıkar ve çoğunlukla biz bunu Eugène Weill'in bir film yapısının nasıl kurulacağını anlatmış olduğu o klasik şemaya göre tartışırdık. Şimdi artık bu refleks haline geliyor ama yine şunu da size söyledim. Asıl bence bu söylediklerimin içinde bana göre önemli olan şey şu. Bütün bunları bilseniz bile işe yaramaz. Her sefer imtihana girersiniz. Her bir senaryoyu beyaz kağıda önünüze koyduğunuz zaman veya da bilgisayarın başına oturduğunuz zaman o şeyler başlar. Oradaki maddeler artık gitmiştir, bitmiştir. Onları düşünmezsiniz. Onları düşünerek zaten ancak eczacı bir ilaç hazırlar. Şu kadar miktarda şu, bu kadar. Bu öyle olmuyor. Öyle olmadığı için de her film bir maceradır. Her film tekrar baştan yaşanmış olan bir bu işi ben biliyor muyum, bilmiyor muyum sorusunun cevabını içinde taşır. Yani o kadar hem bilinmesi gerekir hem de bir kenara atılması gereken, kafanızın içini boşaltarak başka şeyleri düşünmeniz gereken bir durum vardır ki senaryoyu da zor yapan bu bence. Oldu mu? Evet. O kitaba bakacağım, onu bilmiyorum. O kitabın zaten şeyini bulmuştu. Cem Yılmaz bana yıllar sonra hediye etti kitabı. Bizde yok galiba, evet. Yok ortalarda, yok. Evet. Türkiye'de yok, yok, yok. Tercüme edilmedi. Evet. Ben girebilir miyim o kitapla ilgili bir anıyı anlatmak için? Buyurun. Yavuz abiden Muharrem Buhara'ya, Muharrem Buhara'dan bana gelmişti o daktilolar. Daktilo yazısı, senaryo. Ben de arkadaşlarıma vermiştim, beraber çalıştım. Sonra öğrendim, Bülent Orhan zamanında onu tercüme ettirmek için Hayalet Oğuz adlı şair, entelektüel ama alkolik, onu tercüme ettirmek için eve alıyor. Çünkü tercüme ettirirse kitabı satar diye korkuyor. Sayfa sayfa çevirip önünden alıyor. Diyorlar ki evine yerleşir diyorlar. Yok diyor, bitirince gönderirim ben diyor. Ama Bülent abi gönderemiyor. 9 yıl kalıyor Hayalet Oğuz. Evden kendisiyle birlikte atılıyor ancak. Böyle de bir anısı var o kitabın. Başka bir çevirisi. Ertem İnmez'den önce çevirmiş. Çünkü şöyle söylemişti Bülent abi. Ertem İnmez'in eline geçtikten sonra kitap hiçbir Ertem İnmez filmi batmadı diye. Evet. Ses kesildi. Ha. Ya, şey... Evet, tamam. Eyvallah, tamam. Ayhan'ın diyecekleri bitti galiba. Sırada Alkım Özmen var. Alkım Özmen size bir soru sormak istiyor. Evet, buyurun. Merhaba Yavuz Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyidir, sağ ol, teşekkürler. Yavuz Bey, bu senaryo yaklaşımınızdan bir soruda şey buldum, biraz cesaret buldum. Nasıl böyle senaryodan hani ya uzak durdunuz, hani kaçtığınızı böyle çok güzel anlattınız da şeyi merak ettim ya Yavuz Bey. Çok belki mutfaktan ama hani son teslim tarihleriyle aranız nasıl peki? Ya da hani bir başka şekilde soracak olursam hani son teslim tarihi yani hani bir son teslim tarihi ya da yazdığınız bir senaryoyla hani nasıl vedalaşıyorsunuz? Ya da hani başına oturması bazen o kadar zorsa hani başından kalkma kararını nasıl alıyorsunuz? Hani artık budur dediğiniz yere nasıl geliyorsunuz? Biraz onu merak ettim. Şimdi benim senaryo çalışmalarım sırasında şöyle bir durum var yalnız. Özellikle hele yönetmenlik işinde birlikte yapınca ben yazmadan önce seyrederim. Yani filmdeki şeyler, karakterler benim karşıma geçip oynarlar sahneyi. Ve onu oynadıkları şeye bakarım ve oturur yazarım. Birisi bana bir şey gösteriyor. Evet, az önce bahsettiğimiz kitabı Eugène Weill değil mi? Gösteriyor size. Bravo. Çok çok kıymetli ama Türkçesi çıktı, doğru. Ben onu Türkçesini de aldım. Bravo. Bravo.
Ya bu kitabı mutlaka edinin. Yani tarih öncesinden bir kitaptır ama muhteşemdir. Ben geçen sefer Robert McKee'ye bakarken bir arada buna da baktım. Hiç eskimemiş söyledikleri şeyler ya da bana öyle geldi. Mutlaka edinin. Soruya şimdi tekrar nasıl geri döneceğim? Çok heyecanlandım birden araya Öcan Veli görünce orada. Senaryodaki olay benim belki yeteneklerimden ya da başımın belalarından birisi o. Önceden tasarlayabilmek, kafamın içinde sahneyi, hikayeyi. Bu bir anlamda hayatın içine geçtiği andan itibaren sizi için çok kötü bir şey. Ben psikiyatriste gittiğim zaman belli neden bir şeyleri konuşurken yeteneğin aynı zamanda senin için senin başının belası demişti. Bir yandan yaratmak, o yarattığın şeye inanmak ve onun daha sonra gerçekleşebileceğine inanma hali. Bu normal yaşamın içinde de ilişkilerde bu şekilde yürümeye başladığı zaman büyük bir felaket çıkıyor ortaya. Bunu kimsenin başına gelmesini dilemem. Ama bu bende şöyle büyük bir avantaj yaratıyor yazarken. Ben biliyorum zaten. Onlar benim önümde, yani size dedim ya ben Muhsin Bey nasıl çıktı ortaya denildiniz ama arkadaşımızla yani ben yanlış ifade etmişim herhalde. Muhsin Bey iki kişi şey yapmıyordu. Gerçekten görmedim. Ben onu hayal olarak orada gördüm, karşımdan iki kişinin gelişini. Onlar geldiler, konuşmalarını işitmeye başladım. Daha sonra bütün sahneler için bu gerekir. Kahramanlar bir araya geldiği zaman birbirleriyle ciddi olarak kavga ederler. Ve ben onları seyredip not alırım. Ve birlikte çalıştığım arkadaşlardan da bunu isterim. Yani böyle otur daktilonun başına geç yaz. Bende yok. Ben göreceğim, seyredeceğim, edeceğim. Zaten Hitchcock'un da böyle bir şey. Yani ben bir filmi iki defa çekiyormuş oluyorum. İkincisi, gerçek çekim benim için çok büyük bir şey diyor. Zul. Ben bitirdim zaten onu diyor. Aşağı yukarı bende de böyle bir şey olduğu için yani artık dönüp arkaya dönüp bakmıyorum. Yani şöyle mi olsaydı bu, böyle mi olsaydı değil. Onu görüyorum, beğeniyorum. Ayrıca da şöyle bir şey var. Bir anlamda da senaryo ve yönetmen olarak oyuncuların çok fazla hak tanımadığım söylenir. Yani benim kendi bildiklerim var. Onu isterim. Ondan dışındaki her şeye kapalıyım anlamında. Doğru olmayan ama bazı doğruları da içinde taşıyan bir durum var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Tamam, sen bana önerini yap. Fakat Uğur Yücel'in burada bir lafı var. Ben Yavuz abiye 24 adet şey yaparım, farklı oyun önüne koyarım. O benden 25.'yi bana söyler ve onun 25.'si doğrudur. O şundan kaynaklanıyor, benim bu konuda deha olmamdan değil. Bu sahneyi ben seyrediyorum. Ve oyuncudan benim seyrettiğim, görmüş olduğum şeyden daha iyi bir şey görürsem alırım. Ama benim gördüğüm bir aile kavgasını ben seyrettikten sonra sen bana nasıl katkıda bulunabileceksin o konuda? Ben çünkü bir mainstream yönetmen değilim, yani Hollywood yönetmenleri gibi değilim. Orada her şey parçalanmış vaziyette. Oyuncu koçluğuna kadar giden bir şey var. Görev dağılımı. Film tasarımcısından tutun, yapımcısından tutun, hepsi filmin bir parçasını ele alıp şey yaparlar, benim çalıştığım işte sadece ben yaparım. Arkadaşlarım bana yardımcı olurlar. Ama ben çünkü bir filme sete çıkmadan bitiririm. İşte bu nedenden dolayı da yine sizin sorunuza dönüş yaparak bitireyim. Yazdıktan sonra bitmiştir benim için. Gördüm çünkü ben onu. O gördüğümü beğendim. Beğenmediğim bir şey olursa tabii işte o uzun süre karın ağrısı çekmemi ve senaryodan bu kadar korkmamın nedeni de bu, böyle her dakika karşınıza geçip oynamıyorlar. Kafanızda döndürüyorsunuz ve günlerce süren bir uykusuz geçen geceler, dolaşmalarla falan filan olan bir şey bu yani. Bilmiyorum, cevap verebildim mi size? Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Şimdi Yavuz Bey, Zeliha
Pardon, evet, Zeliha Doğan benden bir soru sormamı rica etti. Fiziki şartları ses açmaya çok uygun değilmiş ama soru sormak istiyormuş. Ben onun evet. adına size şey yapacağım, soru soracağım. Sen bir filme nasıl hazırlanıyor? Senaryo bittikten sonra kimlere okutuyor? Filmin çekimi için belli bir süre senaryoyu bekletiyor mu? Bununla ilgili söyleyecekleri neler diyor Zeliha Doğan. Önce senaryo yazıyorum. Ondan sonra filme çekiyorum. Yani şey herhalde daha başka okuduğu, şuradan referans aldığı, konuştuğu, tartıştığı insanlar var mı? Varsa bunlar kimler? Kendi etrafında güvendiği böyle var tabii. Yani evet. Tabii. Ha, o konuda oluyor yani. Mümkün değil. Herkes bunu yapar. Yani çevremde oğlum, işte kızım, arkadaşlarım, Nilgün falan böyle bir büyük bir grup. Ben bir de çenemi hiç tutamam. Bir şey bulduğum zaman koşup çocuk gibi anlatırım. Bak şöyleydi, böyleydi falandı filandı. Ve o iş yani onların gözünde de şeyi ararım. Ya aa, bu güzel olmuş falan filan gibi şeyleri. Ve çoğunlukla da nedense seviyorlar ya da onlar sevdikleri için benimle arkadaş oldular filan, bilemiyorum tabii. Ama yani öyle bir şey oluyor. Fakat bu şey de bir kere zannediyorum bir oyuncuyla senaryo ile ilgili şeylerim var dedi. Senaryoyu okuduktan sonra sorularım var. Ben ona bu soruları bana sorma, senaryo sorduğun sorulara cevap veremiyorsa zaten yaramaz, işe yaramaz bir şeydir. Oynamaktan vazgeçersin dedi. Yani benim senaryo ile ilgili açıklayacak bir şeyim yok. Senaryo kendisini anlatabilmeli. O nedenden dolayı da yani devamı iyi gitti, kötü gelmedi yani. Oyuncu senaryodan sonra gerekli cevabı alıp gelip kabul etti oynamayı. Böyle bir şey yani, o çok zorlu bir hazırlık dönemi diyelim senaryo benim için. 3 yıl, 4 yıl, Eşkıya 10 yıl. Eşkıya'yı çalışma sürem 10 yıldır. Yani 86'da başladım, 96'da film çektim. Böyle bir süreçten geçti. Daha fazla süreçte olan ve bir kenarda bekleyen başka bir şey var mesela. O da büyük bir rekor olacak yani onu. Çünkü çekmedim ve bir şekilde duruyor. Bir gün belki değerlenir, bilmiyorum. Dijital platformda onu şey yaparız, değerlendiririz. Yani o zorluk arkasından bu kadar fazla işin üzerinde durmak ve kafa patlatmak, işte sonradan da onun gidip filmini çekmek. Bu kadar yani. Fazla bir şey yok yani söyleyebileceğim. Teşekkürler Zeliha Hanım adına. Teşekkür edeyim. Ben evet. bir soru sorayım size. Ben gelene ve gidene bakıyorum dediniz az önce. Hani genel, temel evet. matematik olarak. Evet. Şimdi 2020 yılındayız. Şimdiki sinemada bir sizin bahsettiğiniz gibi bir gelen giden şeyi görüyor musunuz? Matematiği yoksa daha ziyade gelene gidene bakmak yerine daha başka şeylere odaklanan bir yerli sinema mı görüyorsunuz? Nasıl bir sinema görüyorsunuz? Onu merak ettim. Ya çok bilmiyorum. Yani yerli sinema ile ilgili olarak çok fazla benden bir şey alamazsınız. Çünkü yani o kendi kendisine yürüyen başka bir alan. Sinemada bugün nasıl anlatayım? Yani herhangi bir şeyle ilgili olarak sinemada şöyle bir akımlar, böyle akımlar, İran sineması, şu sineması falan filan gibilerinden belli değişimler, bir farklılaşmalar olarak bir takım şeyleri okuyamıyorum. Yani farkında değilim daha doğrusu. Bu farkında olamamak da şeyden kaynaklanıyor. Yani fazla işin içinde olmamaktan kaynaklanıyor. Yani genç yönetmen arkadaşlarım, İşte onların hocası, haydi hep birlikte bakalım falan filan gibi bir ortamda zaten yaşanmamakta. Bir tek burada tabii benim için şey olan, soru olan, soru işareti olan, bunu eleştirmiyorum ama ben soru olarak bakıyorum.
sinema seyirci ve sinema yapıcıların arasındaki mesele nasıl yürümekte? Benim dönemim 75 hala Yeşilçam'ın var olduğu. 80 toparlamaya başladı. Sonra yavaş bir çöküş dönemi başladı. Seyirci burada önemliydi. Bir tek mesele şuydu. Seyirciyle nitelikli filmler arasında belli bağlar kurarak hep birlikte bir yere seyahat edilip edilemeyeceği. Bununla ilgili ben çok çalıştım. Yani belli kalitelere ulaşabilmesi için ve belli Yeşilçam geleneğinin başka bir tarafa evrilmesi mümkün mü? Evrilebilir mi? Dönebilir mi? Oyunla ilgili olarak bir köprü görevi yapabilir mi? Olabilir mi? Yüklenebilir miyim? Bu soruları sordum. Ben bu çapta birisi miyim? Tabii ki. Bu da çok önemli. Ve burada bir seyirci hareketi oldu bence. Fakat bu mainstream'in dışına çıktığınız andan itibaren iş çok kişiselleşmeye başlıyor. Kişiselleşme sizin kişiliğinizle ilgili biraz önce tanımladığım seyirci, iyi film ve kötü film ilişkisi orada başlıyor. Ve siz kendinizi anlatan filmler, düşüncelerinizi anlatan filmler yapmaya başladığınız zaman ve burada seyirci bir kenara doğru yavaş yavaş itilmeye başladığı zaman sinema festival sineması olmaya doğru yürümeye başlıyor. Yani festivalden festivale yeni gencecik arkadaşlar çıkıyor, sahnelere çıkıyorlar, keyifle ödüllerini havaya kaldırıyorlar. Bir daha ondan ses seda çıkmıyor. Bir sonraki şeyde yeni arkadaşlar ortaya çıkıyor. Tekrar çıkıyor ama kalın. İşte diyebileceğiniz böyle bir şey akımı, bunu da bence, ya benim inancıma göre seyircisiz olması mümkün değil. Bir alan yaratamıyoruz. Bu alan yani bir ülke sineması fikrini ortaya çıkaramıyor. Bugün bir İran sineması üzerinde konuştuğumuz zaman İran sineması fikrini taşıyan, birbirini tamamlayan, birbirinin içine girmiş filmler var. Bizde var mı? Onu bilen bir arkadaştan dinlemek isterim ben. Benim bildiğim, bu takip etmemekten kaynaklanan, cehaletten kaynaklanan bir şey olabilir benimki. Ama bunu ben bilmiyorum. O nedenden dolayı işte şu grubun, şu şeylerin, bir ara işte yeni sinemacılar çıktı, işte onlar birlikte bir işler yapmaya kalktılar falan filan ama tek tek isim sayabilirsiniz. Şu isim, şunun yaptı, bunun yaptı, bu filan falan filan diye. Ama bir ülke sineması var mı? O bence tartışılır. Teşekkürler. Şimdi sırada Evren Şit'in size bir sorusu var. Nuran Evren Şit. Görüyor muyum kendisini? Görmüyorsunuz. Şimdi görebilirsiniz belki. Nuran Evren Şit. Evet. Görebiliyor musunuz? Şimdi gördüm. Merhaba. Merhabalar Yavuz Bey. Öncelikle inanılmaz keyifli ve ilham verici bir sohbet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de sizin filmlerinizle büyüdüm ve yaklaşık 14 yıldır senaryo yazarlığı yapıyorum. Evet. Size şunu sormak istiyorum. Sizin gibi yönetmen olmayan senaryo yazarları için. Evet. Yani biz sizler gibi hayalimizi sette ve sonrasında takip edebilme şansımız yok. Yazıyoruz, veriyoruz ve evet, o bir şekilde şeylere dönüşüyor. Evet. Bu süreçte daha az incinmenin, daha az yıpranmanın bir yolu, bir tüyosu var mıdır size göre? Valla şu içinde yaşadığımız ortamda ben böyle bir şey göremiyorum. Ama şu an bizi Nilgün Öneş de seyretmekte. O daha fazla şu anda dizi işlerin içinde olduğu, daha fazla şey yaptı. Benim bildiğim kadarıyla Nilgün de hızla kaçtı o alanlardan, işin geldiği noktada. Ve ne yazık ki çok isterdim yani. Eğer çok az bir şey biliyorsam bunu hepinizle paylaşmak çok isterim. Ama bu sormuş olduğunuz soruda ben aciz durumdayım. Yani bana şunu sorsanız, dramatik yapı nedir? Bu işten nasıl şey yaparız diye. Ben size aşağı yukarı bir ay kadar hiç durmadan 24 saat konuşabilirim. Ama içinde bulunduğunuz koşulları düzeltecek şey belki bir ara
neydi şeyin adı? Uzun senaryo ile ilgili böyle bir senarist yazarların şeyi oldu. Yerli dizi, yersiz uzun. Evet, o. Yani öyle bir ilişki kurulabilse aranızda, bir araya gelebilirsiniz ve en azından şu esaret meselesi. Çünkü ben sizi esaret içinde görüyorum, esir alınmış görüyorum. Sizdeki parlak fikirler falan filan yok. Hiçbir zaman ortaya çıkmasına izin vermeyecekler. Çünkü parlak bir fikrin ortaya çıkması öyle 5 dakikada. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir haftalık zamanda çekilen bir senaryonun 140 sayfa oluşunu. Yani benim aşağı yukarı 4-5 yılda yaptığım şeyi siz bir haftada yapıyorsunuz. Şimdi bu kadar kısa bir zaman dilimi içine sığdırılmış bir alanda ne gibi bir şey beklenebilir ki? Bu çok büyük bir haksızlık. Siz yaşam savaşı veriyorsunuz, o kadar. Bunun dışında biraz önce söylediğim şeyleri geri de almak istiyorum yani. O dışarıdaki diziler geliyor ve buradakiler zafer çığlıkları atıyorlar falan filan diye. Bence orada da büyük bir yaptığım bir haksızlık benim. Çünkü oraya doğru itilmiş ve mahkum edilmiş insanlardan ne bekleyebiliriz ki? Ne ve buna karşı ben zaten ne diyebilirim ki? Söyleyeceğim şeyler ukalalıktır. Yani ukalalık yapmaktan başka bir şey değildir. Yani burada canının derdine düşmüş insanlar var. Setlerde vaka sayıları artıyor. Kimse gidemiyor, kimseyi yapamadığı bir yerde ne diyebilirsiniz ki? Allah kolaylık versin demekten başka benim dilime başka bir şey cümle gelmiyor yani. Kusura bakmayın, ne olur. Yok, estağfurullah. Peki çok çok kısa bir şey daha soracağım. Dizi süreleri, ben de zaten biz Nilgün Hanım'la çalıştık bu arada birlikte Vatanım Sensin'in bir döneminde. Ve evet, aynı zorlukları birlikte hissederek sağ olsun, çok selamlar ona da. Ben Vatanım Sensin sürecinden sonra zaten çekildim. Yapamayacağımı görüp çekildim. Ama şimdi yine bir film yazdığımızda da ya da bir platforma da bir dizi yazdığımızda aslında şu, yani yapımcının yorumları oluyor, yönetmenin yorumları oluyor, aktörlerin yorumları oluyor. İşte müzisyenin bile yeri geliyor, kurgucunun bile o iş üzerinde bir dokunuşu oluyor ve biz orada dışarıda kalan taraf, evet, oluyoruz. Ve izlediğimizde, evet, mesela bizce çok önemli bir sahne atılmış olabiliyor. Evet. İzlediğimiz bir şeyde. Evet. Yani Türkiye'de senaryo yazarlarına şu anda sanki davranış biçimi mi farklı sizin döneminize göre? Yani bir söz hakkı verilmeme ya da onun emeğine, ortaya koyduğu esere müdahale etme hakkını herkesin görmüş olmasıyla ilgili bir sıkıntı mı acaba bu? Yoksa hep mi böyleydi? Yine ben buna kendi adıma cevap verebilirim yani. Ben de kadrajdan çıktıkça çıkıyorum. Bir dakika. Tamam. Biz senaryo grubu olarak her işin içindeydik. Hatta her şeyi senaryo yazarları kontrol ederdi. Sete gidip oyunculara oyunlarını tarif etmekten tutun da işte yönetmene çekimleriyle ilgili şeyleri yapmış oldukları, daha doğrusu senaryo grubunun isteklerini iletip olayı özetlemek, ana fikri, o bölümün ana fikrini, neyin üzerinde durulması gerektiğini söyleyenler hep yazarlar oldu. Ben başından itibaren zaten ayrıcalıklı bir noktada oldum sinemanın içinde. Ama bu benim yaratmış olduğum koşulları herkesin yaratması mümkün değil. Hasbelkader demeyeceğim yaptığım işlerle ilgili olarak. Çünkü çok fazla çalışmaya bağlı olduğunu biliyorum. Ama bugün setlerde bütün bunlar yaşanıyorsa bence o diziyi oluşturan tüm öğelerin de bu işten mutlu olduklarını sanmıyorum ben. Yani müzisyenin de çok mutlu olduğunu sanmıyorum. Çünkü bir sürü müzisyenle birlikte de oldum. Onların dizi çalışmalarını şey yaptım, izledim. Ve ağlamaklı durumdalar. Yani bu kadar zamanda benden şu bekleniyor, şu bekleniyor, şu bekleniyor, şu bekleniyor diye. Montajcı. Orada yatıp kalkıyorlar adamlar. Yani bilemiyorum. Bu sadece size dair bir şey değil. Size dair olmasını istiyorsanız bence şöyle bir şeyin olması lazım. Mucize yaratmanız. Mucize yaratmak derken şunu kastediyorum.
öyle projeler bulacaksınız ki, öyle hikayeler yakalayacaksınız ki, o kadar fazla, üstelik de bu hikayeler seyirciyle birlikte yapanın da sizin de gururlanacağınız şeyler olması lazım. Böyle bir noktaya doğru gelinebilir mi, gelinemez mi bilmiyorum. Ama güç burada. Burada yani yine sizin parmaklarınızın ucunda duruyor. Yazdıklarınızla öyle etkiler yaratabilirsiniz ki, öyle fikirler bulabilirsiniz ki sizi başlarında taşımaya başlarlar. Ama bu ortam bunu yapmaya müsait mi? Onu sanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Teşekkürler Evren. Şimdi sırada başka bir arkadaşımızın sorusu var ama ben onun için özetleyeceğim. O da fiziki koşulların çok uygun olmadığı bir yerden size soruyor chatten. Aslında özetle şunu soruyor. Biraz uzun yazmış ama hani otör yönetmenler, hani hem yazar hem yöneten yönetmenlerin olduğu senaryo mu, aman şey, filmler mi daha başarılı oluyor, yoksa ikisinin ayrı olduğu filmler mi daha başarılı oluyor? Bunun sizce teknik bir açıklaması var mı? Bu teknik değişkenler neler olabilir, neler olmayabilir? Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Onu sormakta. Yok yani tek başına otörlük burada bir büyük bir avantaj olduğunu sanmıyorum ben. Bu çok değişik koşullarda birbirini çok iyi anlayan bir yazar, yönetmen bir araya gelebiliyor. İşte sadece yönetmen bir filmin öyküsüne çok fazla sahip çıkıp ona yeni şeyler katarak çok farklı bir hale taşıyabiliyor. Sadece bir senaryo yazarı, çok marifetli bir senaryo yazarak, yönetmene yol göstererek oradan çok iyi bir film çıkmasına neden olabiliyor. Bu çok değişik koşullarda farklı şeyler bunu oluşturuyor. Yani o yazan ve yöneten arasındaki şeyle, ilişkiyle ilgili bir şey. Yani o zaten o tür etkili yazarlar bir süre sonra da yönetmenlik koltuğuna da oturuyorlar. Yani onunla ilgili de çok şey var. Yani şey, bu böyle hani klasifiye edilecek bir konu değil. İşte yönetmen sineması. Hayır, yönetmen yazar sineması. Hayır, sadece yazar sineması herhangi bir şey değil. Buradaki oluşumlar böyle işte kimyasının birbiriyle uyuşmasıyla ilgili bir şey. Hı hı. Teşekkürler. Sırada gene Meriç var. Meriç'in gene size bir sorusu var. Boşluklara giriyorum artık. İnsanlar sormadıkça gireceğim. Ya bir ara dönem var aslında bana sorarsanız. Yani Hababam sınıfları çok ön planda. Sonra da Muhsin Bey'e giden bir süreç var. Arada böyle nereden baksanız bir 10 yıllık süreç var. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Burada çok büyük filmler var aslında. Yani Çiçek Abbas'ın olduğu, Sultan'ın olduğu, Fahriye Abla'nın olduğu bir dönem aslında bu ve bence önemsenmesi gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Az önce Evren'in sorduğu soruyla da bağlı olarak aslında siz Çiçek Abbas'ta bir sorun yaşadığınızı yönetmenle ve evet, sonrasında Fahriye Abla'yı çektiğinizi düşünürsek kronolojik olarak aslında evet, biz yönetmenle sorun yaşamada şöyle bir cevap vermiş olmuyor musunuz? Er geç kendi filminizi çekmeniz lazım. Yani bu bir çözüm aslında. Yani Çiçek Abbas'ta sorun yaşadınız ve Fahriye Abla'yı çektiyseniz eğer yanılmıyorsa kendim. Züğürt Ağa'yı ne yapacaksın? Züğürt Ağa, o da ara dönem değil mi? Yani Muhsin Bey'den önce. Züğürt Ağa sonra. Sonra mı? Nesli Çörgeçen ne ilgili en ufak benden bir şey duydunuz mu? Yani Nesli Çörgeçen senaryoya çok saygılı ve ayrı zamanda kendi düşündüğünü de yapan, ikisini çok başarılı şekilde bir araya getiren, değerin farkında olan ve o değere kendi değerini de katarak bir film oluşturan biri. O zaman sorun yok. Ama bir başka yönetmenle karşılaşıyorsunuz. Deri saçması işler yapabiliyor. O nedenden dolayı da yine bu konuda yani benim kendi filmografi içinde baştaki işte görece başarıdan kaynaklanan ve de Şener'le birlikte başarılı işler ortaya çıkarmamızdan kaynaklanan bir ayrıcalığımız oldu bizim. Ayrıca ben reklam sektöründe çalıştığım için de artı bir ayrıcalığım vardı. O da şeydi, yani herhangi bir, yani
evdeki şey mutfak şeyden gelen para, sinemadan gelen paraya ihtiyacı yoktu. O nedenden dolayı bekliyordum. Yani benim koşullarım diğer profesyonellerden çok farklıydı. O nedenden dolayı başarımın arkasında varsa, tırnak içinde görece bir başarı varsa, o çalışma tarzımdan da kaynaklandı. Bugün hangi yönetmen ya da hangi senaryo yazarı sadece o işten para kazanıyorsa bu kadar bekleme lüksüne sahip değil. Yani siz belli sayıda film yapmak zorundasınız. Belli sayıda senaryo üretmek zorundasınız. Çünkü bir yandan o sizin profesyonel yanınız ve oradan kazandığınız paraya ihtiyacınız var hayatı sürdürebilmek için. Hatta diğerlerinden biraz daha iyi sürdürmek zorundasınız hayatınızı. Biraz daha keyifli, biraz daha etrafa bakarak, diğerlerinden daha fazla kitap almak zorundasınız. Daha fazla CD almak zorundasınız. Daha çok film görmek zorundasınız. Çünkü bir senaryo yazarı içinde, bir yönetmen içinde inanın kendi bütün projeleri başka filmlerin içinde duruyor. O kadar fazla film seyretmek zorundasınız ki. Yani ben şu anda sizinle karşı karşıya gelmeden önceki son 5 dakikamın içinde yine film seyrediyordum. Çünkü o film seyretmek benim ayrılmaz bir parçam. Ve ben bir sürü sahnemi başka filmlerden alarak değil, o filmlerin içinde görmüş olduğum bir şeydeki serbest çağrışımla bir yarı sıçrıyordu kafam. Ve ben bir yerden sonra filmi seyredemiyordum. Çünkü şeyi düşünüyorum. Orada gördüğüm ve benim filmime bir meyaz oluşturacak bir hat sıçrıyor. Bir kıvılcım çakıyordu ve ben filmi seyredemiyordum artık. Kendi hikayemin peşine düşüyordum. Bu nedenden dolayı bu kadar yoğun ilişkilerin içine girmeniz gereken bir müzik, filmde çekilen müzikler, işte benim yapmış olduğum filmlerdeki müziklerle ilgili olarak şey vardı. E çünkü müzik içindeyim ben. Ben zaten müzisyenim. Bütün bunlarla haşır neşir olacak bir şeyler yaşadığım için, yani o yine söylüyorum tırnak içindeki başarının arkasında reklamın getirmiş olduğu bir beyzadelik var. Yani sırtımı oraya dayadıktan ben film çekmesem de olurdu. Ve zaten çekmiş olduğum filmlerin sayısına baktığınız zaman belli bir süre çok iyi bir skor yakalamışım. Ayrıca da müzikal sayısı bir tane değil. Arkadaşımız tek bir müzikalden bahsetti. Zaten onlara müzikal demek doğru değil. Müzikli oyun diyelim. 3 tanedir. Yani Hababam sınıfı müzikali, bin yıl önce, bin yıl sonra müzikali, bir de bir son mucizeler komedisi var. Herhalde siz ondan bahsettiniz, görmedik diye, duyulmadık diye. Bir de o 3 tane şeyi bile, bu arada da tabii reklam da çok zorlu bir sektördür. O zorlu sektörün içinde çalışırken de aynı zamanda film yapabilmek, de bence ayrı bir şey yani göz atılması gereken bir durum. Yani nasıl oldu bu ben de bilmiyorum. Evet. Sağ ol. ben buradan doğru şimdi bu çalışma şeyle hani işte bir yerden gelirim vardı işte sinema yapmak için şey sinemadan gelen parayı beklemek zorunda değildim. Çünkü reklam sektöründe çalışıyordum vesaire dediniz. Evet. Yani benim de son zamanlarda gene üstüne kafa patlattığım bir konu hani sizinle düşürdüğünüzü merak ettim. Senaryo yazarlarının sınıfsal problemiyle ilgili ya da sınıfsal tespitiyle ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Hani şey çünkü son dönemde yaptığım gene sınıfsal okumalarla ilgili söylüyorum. Hani mavi yakalı desek değil, beyaz yakalı desek değil. Son 10-15 yılda bir prekarya adlandırması var gene bizimle ilgili, kültür işçiliğiyle alakalı olarak. Hani siz bu konuyla neler söylemek istersiniz? Nasıl tespitleriniz ya da görüşleriniz var? Bana çok kısa tekrarlar mısınız? Neyi sordun? Diyor ki, senaryo yazarlarının sınıfsal durumuyla ilgili. Yani sınıf derken... Sınıfsal. Yani evet şey yani işçi sınıfı hani mavi yakalı hani bildiğimiz üretici yani fabrika işçisi kol gücüne dayanan işçilik. Beyaz yakalı hani ofis çalışanı, ofis personeli zaten şirketler çalışıyorlar. Evet. Hani son dönemde bu ikisinin adı geçiyor. Bir de memurlarımız var ama onlar da beyaz yakalı sayılır falan. Bizimle ilgili de son dönem, son 10-15 sene dediğim hani bu yeni iktisat kavramları içinde popüler bir şey var. Prekarya deniyor. Prekarite. Kültür işçiliği ve prekarite diye bir... Kültür işçiliği. Evet, kültür işçiliği.
diye bir alan açıldı ve yani şey işte sözleşme bazlı çalışanlar. Hani bu freelancer dediğimiz. Evet. Metin yazarları, reklam metin yazarları da buna giriyor. İşte set çalışanları da aslında bunun içine giriyor. Daha başka sektörler de var ama hani bizim için kültür işçiliği yani senaryo yazarları için diyeyim böyle bir adlandırma var. Ve hani bu sınıfsal durumu, kültür işçiliğinin sınıfsal durumunu buradan doğru artık hani yorumlamaya başladı biraz dünya iktisat şeyleri, otoriteleri diyeyim. Ama hani siz işte kaç senedir kendinizi bildiğiniz bilir bu işi yapıyorsunuz. Sizin bununla ilgili Türkiye içinde en azından Türkiye özelinde diyeyim gördüğünüz nedir? Bir sınıfsal aidiyet var mı, varsa nasıl ya da bunun işte bir şeyi var mı? Sizin kafanızda bir tanımı var mı, yok mu? Evet. Sınıfsal durumla ilgili. Yani bu çok sosyolojik bir durum. Açıkçası yani senaryo yazarının ya da sinema ile ilgili yaratım işinde olan, yani sanatsal faaliyet olarak ben bunu görüyorum. Bu çünkü bir nasıl anlatayım? Bir işçi üretim modeline yaslanabilecek bir şey değil. Bu bir kere çok içten gelen bir yere aidiyet duygusu. Yani ben kalem olmadan yaşayamam. Elime kalemi almadan duramam. Ben yazarım. Sen istersen maden işçisi ol, istersen bir yerde memur ol, istersen başka bir yerde banka yöneticisi ol. Fark etmiyor. O alan seni kendine doğru çeker ve sen onun içinde birden eline kalemi alıp yazan birisine dönüşebilirsin. Bunu zaten bu böylesine büyük sınıflandırma hali Metis yayınları gibi bana tuhaf geliyor. Neden yani ille bir yazar grubunu, bir sınıflandırma ve şurada herkes senarist, herkes yazar. Annelerimiz, babalarımız hikayeler anlatırlar bize. Biz oturur onları düşünürüz. Ben hayatım boyunca bir senaryo yazarını yaşam içinde, çalışma dünyasının içinde nerede duruyor diye düşünmedim. Onlar benim için çok ayrıcalıklı insanlardır. Yani çalışmanın ötesinde farklı bir dünyanın yaratıcılarıdır. Yani masal yaratıyorsunuz. Bir dünyalar oluşturuyorsunuz. Oturup dediğim gibi o kadar kitap okuyorsunuz, o kadar film seyrediyorsunuz, müzikler dinliyorsunuz. Ne için yapılıyor bunlar? İşte muhtemel bir hikayeyi oluşturacaksınız. Bütün bunların peşinden giden bir avcı gibisiniz. Toplayan birisi gibisiniz. Yani ben sürekli kaos oluşturan yaratıklar olarak görüyorum. Kaos yaratıyorsunuz. Bir düzen bozuyorsunuz. Var olan şeyi değiştiriyorsunuz. İçine dinamit atarak patlatıyorsunuz. Var olan düşüncelerle oynuyorsunuz. Sihirbazlık yapıyorsunuz, büyücülük yapıyorsunuz. Her şey elinizin altında farklı alanlara doğru akıp duruyor. Bence bunu düşünmeniz lazım. Sizler büyücüsünüz. Çünkü hem akıl, hem duygu, hem duyular, bütün bunların hepsini birleştirerek bir alanda bir var olmayan bir şey ortaya çıkmaya başlıyor. Tanrı gibi. Hiç yoktan bir şeyi oluştururken bu insanları kim nasıl adlandırırsa adlandırsın benim umurumda bile değil. Siz elinizde kaleminiz bir şey yaratıyorsunuz, bir şey çıkartıyorsunuz ortaya. Yakanız mavi olabilir, beyaz olabilir, gri olabilir, her şey olabilir. Her şeyi oturtabilirsiniz. Ve bu yazar takımının senaryo yazarı olsun, roman yazarı olsun, şair olsun, ne olursa olsun var olduğu alan çok büyülü bir alan. Her şeyin dışında bir yer orası. Orayla ilgili olarak diğer sosyolojik ilişkilerde oluşturulmuş olan maddelerin içine sığdırılamayacak yerdesiniz. Orada mütalaa edilemezsiniz siz. Başka bir yerdesiniz. Nasıl şimdi Orhan Pamuk'a elbise biçebilirsiniz? Hasan Ali Toptaş'ın nasıl bir şey yapabilirsiniz? Burada duruyor bu adam. Dur, hiçbir yerde duruyor. Eli avuca sığmıyor. Siz öylesiniz. Her yerdesiniz. Her şeyin altından siz çıkıyorsunuz. Böyle olmak zorundasınız. Bunu yaratmak zorundasınız. Çünkü sizler tanrısınız. Bunu sizin elinizden almaya kalkarlarsa
Siz onların üzerine gideceksiniz ve şimdiye kadar kimsenin yapamadığı marifetleri yapacaksınız. Siz marifet üreticisiniz. Böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Ayhan'ın bir sorusu varmış. Ayhan, bana 5 dakika izin verirsen sen bizim hikayelerden birisini anlatıncaya kadar tamam. Ben gidip geliyorum, tamam mı? Tamam, tamam Yavuz abi. Yavuz abinin beğenmeme dozunu anlatı, o zaman bir anı anlatayım ben. İkinci baharı çalışıyoruz. Ben hikaye ekibindeyim. Çeşitli bir iş bölümleri yaptık. 30 bölümü öncesinde hazırladık. Yavuz abinin Gümüşsuyu'nda bir evi vardı. Bütün duvarları 30 bölüm tane tane bütün hikayeleri kurduk. Sonra bölüm senaryoları yazılmaya başlandı. O süreçte Melek'le Medet karakterleri arasındaki hikaye de bana düştü. Geliştirme. Korkuyoruz Yavuz abi. Kolay bir insan değil. Kolay bir usta değil. Çünkü söyleyecek, beğenmeyecek, eleştirecektik. Çünkü kendisi de benzer bir süreçten anlattı biraz önce Arzu Film Ekolü'nde. Melek'le Medet'e hazırlandım. O hafta bana gelmedi sıra. Bir sonraki hafta yine hazırlandım. Yine gelmedi. Üçüncü hafta çok iyi hazırlandım. Okuyacağım. Yavuz abi dedi ki okuma, anlat dedi. Çok iyi hazırlandığım için ben de çok iyi anlattım. Ya da anlattığımı düşünüyorum. Anlatırken bir yerde Yavuz abinin gözleri doldu. Ben de çok büyük bir iş başarmış ve büyük bir övgü alacağım diye bekliyordum. Yavuz abi dedi ki, öyle dedi, ağlıyoruz mı ağlıyoruz, sonra ortaya bir bok çıkmıyor dedi. Yani aslında bir şey çıktığını görüyordu ama daha yüksek standartlar, yüksek standartlar yazmadan kaçma da belki bu yüksek standartlardan kaynaklanıyor. Ama sonuca da çok etkili oluyor. Benim böyle bir anım var. Belki Nilgün de bir anı anlatabilir bize. Yavuz abi anısı. Sesin... Nilgün sesin kapalı. Pardon. Şimdi geliyordur umarım. Geliyor evet. Düzeldi mi? Düzeldi mi? Düzeldi. Evet. Yani ikinci bahar deyince o kadar çok anı var ki. Podima çalışmalarımız... İşte Güneydoğu seyahatleri, yani gerçekten çok bir proje nasıl çıkarın bir workshop'u gibiydi hepimiz için. Herhalde Ayhan sen de öyle düşünüyorsun. Çünkü biz yani bir cümleden bir senaryoya kadar giden süreci adım adım yaşadık ve çok zorlu ve titiz bir süreçti. Şu anda hani aklıma tam böyle anlatacağım bir şey gelmiyor. O kadar çok ki. Ama benim için çok kıymetli bir zamandı. Özellikle o Gümüşsuyu'ndaki o duvarı hatırlıyorsundur herhalde. bir duvar yaptık. Duvardaki kağıtlara, yani bir büyük boy kartonlara bölümleri yazdık ve her birine post-it'lerle hikayeleri yapıştırdık. O hikayeler bütün o şeye dengeli bir şekilde dağıldı kartonlara ve bizim önümüzde kartonlarda bütün bir proje yatıyordu. Bu kadar net hakimdik. Bir de tabii benim için önemli olan şuydu. Biz sadece yazarlık yapmadık orada. Aynı zamanda işte montaj notları, müzik notları, işte jenerik tasarımı, ne var ne yok hepsi Yavuz'un önderliğinde bizim kontrolümüz altındaydı. O yüzden de hepimiz için çok önemli bir tecrübe. Evet, Yavuz geldi, ben susuyorum. Devam. Ben bitti. Zaten... Anılarımızı geçtik bu arada. Tabii evet. İkinci bahar Ayhan'la ortak çalışmamız, oradan evet. Konuştuk. Güzel. Evet. Dinliyorum. Şimdi Ayhan bir şey soruyordu. Evet.
Ayhan, bir sorun vardı. Yavuz abi, ben biraz tabii hakimim yaklaşıma ama hani arkadaşlarımız da belki duymak isterler. Her senaristin farklı bir yaklaşımı oluyor. Mesela kimi senarist diyor ki ben karakterimi öyle oluştururum ki bırakırım, o kendiliğinden gider, akar, karakteri takip ediyor. Evet. Kimisi öykücü, kimisi çatışmadan yola çıkıyor. Siz de yaklaşımınızı biraz bahsedebilir misiniz bu konuda? Yani o şimdi öyle bir şey ki, bu tabii ki karakterin peşinden de gidersin ama o seni ne tarafa doğru götürecek, o son derece önemli. Yani karakteri başıboş bırakmak doğallık anlamında, yaşamın doğal akışına uygun olarak bir tarafa doğru gidebilir ama o yaşamın doğal akışı senin canını sıkabilir. Fakat karakterine bir hareket verip, bir eylemin içine sokup, ondan bir sonuç beklediğin takdirde o eylemin hesabını kendi kendine verebilmen lazım. Yani tam tersine, öykücüyüm ben, öyküler yaratırım ve büyük fırtınalar estiririm haline girdiğin zaman da sorarlar. Yalnız bu fırtınayı sen yapıyorsun kardeşim. Hikayenin kendisi yaratmıyor bu fırtınayı. Sen bir fırtına uyduruyorsun. Senin zavallı kahramanların da ona uyarak bir şeyler yapmaya çalışıyor ve çok acıklı hallere düşüyorlar diye. Zaten hikayedeki olaylar dizisi ve onların içindeki yaşayan karakterler, yani olayların harekete geçirdiği, karakterlerin harekete geçirdiği yeni durumlar birbirinin içine çok iyi oturtulması gereken şeyler. Saatin zembereği gibi, yani oradaki bütün ilişkilerin bu hassasiyet içinde ele alını, zaten işi zorlaştıran da budur. Bir, hakikate uygun olacaksın, gerçeğe yakın davranacaksın, kahramanların gerçeğe yakın davranacak ama insanları da uyutmayacak. Çünkü gerçek diye senin bana söylemiş olduğun şey son derece can sıkıcı bir şey olabilir. İçinde çok mesajlar taşıyordur ama sonunda esniye esniye izlemeye başlarsın onu, o da iş değil. Yani buradaki bütün mesele bu dengeyi kurabilmektedir. Her iki tarafa da doğru bakabilen, doğru yargılayabilen, doğru anlayabilen bir yazarın olması gerekiyor. Ben zaten hani işin zor taraflarından bahsederken bu son derece şeydir, yani başat bir meseledir. Karakterlerimi bırakırım ben, giderler. Çok güzel. Yani o harika bir şey. Ama o gitmiş olduğu yol üzerindeki etki çekici, cazibe işte nedir, onlar var mı? Onlar olmadan karakterler bir tarafa doğru yürüdüğü zaman da kusura bakmasın, yani o zaman o iş olmuyor. Hayır, sadece hikaye deyip bir takım hareketli ve insanı cezbeden hikayeler bulup ona bir türlü oturmayan karakterleri yazmak da aynı derecede yanlış bir şey. İşte işin alengirli tarafı da bu bence. Evet, tamam mı? Ayhan tamam diyeyim, kafayı salladı. Şimdi sallıyor. Biz oradan tamam olduğunu anladık. Tamam. Bu karakter böyle davranıyor. Ne yapalım? Sizin peki Yavuz Bey, soru haricinde, yani size sorulacak sorulan sorular haricinde demek istediğiniz bir şeyler var mı? Paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mı? Yok. Soru, yani ben dediğim gibi daha önce şey yaptım. Soru olduğu takdirde şey yaparım. Ben çok fazla kendi kendine hikayeler bulup anlatan birisi değilim. Yalnız bütün arkadaşlara söyleyebileceğim şu, yani Ayhan'ın şeyiyle başlayan, sorusuyla başlayan bir şey. Bizi gerçeğe götürecek, gerçeğe götüren yol bilgidir diye bir şey okudum. Evet, bizi gerçeğe bilgi götürür. Ama o bilginin nasıl harmanlanacağını ve o bilginin sadece kendi başına var olup yeterli olup olmadığı tartışılması gereken bir şey. Yani bir yazar bir yere bakarken bilgisini çok değişik alanlara giderek öğrenmiş olduğu, kendisine yüklemiş olduğu o bilgiyi duygularıyla destekleyebiliyor mu? Duyularıyla destekleyebiliyor mu? Nasıl bir şey yapacak? Yani bu hani ezoterik anlamda ya da
fizik ötesi anlamda bir şeyleri katiyen kastetmiyorum. Sadece bir yere bakma yeteneğinin olması şart. Bakma ve görme ve hissetme. Ben bir şey anlattım. Moderatör arkadaşımızın yüzünde çok değişik ifadeler gördüm. Son 5 saniye içinde şu anda da yana oynadı. Şimdi ben bu tarafa doğru bakarken bununla birlikte ne düşündüğünü anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu bir bilgi değil. Biraz önce kendisi senaryo yazarlarını beyaz yakalılarla falanla ilgilerine bakarken bununla ilgili olarak kitaplar okumuş, bilgiler edinmiş. Bunu bize anlatıyor. Fakat bütün bunları bize anlattığı andan itibaren ben bir şey anlattığım anda yüzünde değişimler başlıyor. Şimdi benim bir yandan görevim onu anlamaya çalışmak. Niye başını salladı? Neden dudakları gerildi? Bir gözü seyirmeye başladı. Bu söylenene katılıyor mu? Katılmıyor mu? Karşısında mı? Değil mi? Ne düşünmekte? Yani işin başka bir ruhsal boyutu işin içine giriyor. Çünkü kafasının içindeki nöronlar çılgın vaziyette şu an. Oradan oraya sıçrıyor. Bir yandan beni dinliyor. Bir yandan hakikaten ben bunları düşündüm mü diye düşünüyor. Oradan oraya sıçrıyor her şey kafasında. Ve bütün bu sıçramalar, hoplamalarla birlikte işte senaryo yazarında bir yandan karakterine bu şekilde bakabilmesi lazım. Kahramanları nedir, ne değildir? Onlara yakın olabilmek, onlarla arkadaşlık kurabilmek, hissedebilmek. Bu metnin içinde olması gereken, metindeki var olan kahramanları hayata doğru çeken bizim duygularımızdır. Bunları keskinleştirip son derece, yani çünkü bu duygular meselesi ortaya girdiği andan itibaren büyük tartışmaların olduğu bir yerdir. Korkulan bir alandır aynı zamanda belli yönetmenler tarafından, belli yazarlar tarafından. Gerçekler, doğrular, bilginin kendisi, öğretinin kendisi son derece önemlidir onların gözünde. Çok doğru şeyler söylemeye gayret ederler. Bu söyledikleri her şeyin arkasında derin kitaplar vardır. Bütün orta çağdan bugüne gelen filozofların düşünceleri şey yapar, yer alır. Bunun üzerine kurmaya çalışır her şeyini. Ama bir de bütün bunları anlatacak elindeki var olan o kuklaları kukla halden çıkartıp insana dönüştürecek alanı ancak duygularıyla yakalayabilir. Bunu unutmayın. Bu çok çok önemlidir. Yani sizi filmde darmadağın eden bir durum, hikayenin içindeki kahramanların içine düştükleri sorunlarla ilgili davranışlarında yatmaktadır. Bu davranışları becerebilirseniz yazmayı, görmeyi, o zaman çok başarılı olursunuz. Yoksa sadece bilgi dağıtıcısı olursunuz. Bir bilgiyi bir yerden alıp başka tarafa doğru sinema yoluyla şey yapan insan bir kenarda durur. Bunu test edeceğiniz çok filmler var. Sizin yapacağınız hikayeler var, yazacağınız hikayeler var. O nedenden dolayı çok şiddetle bu akşam bunu size öneriyorum. Kabul edersiniz, etmezsiniz o başka tabii. Tamam. Tamamdır ama son bir sorumuz daha varmış. Şimdi geldi. Dilerseniz onu da hemen kısaca sorayım. Ondan sonra evet. Kapanış için sözü Ayhan'a bırakayım. Olur mu Ayhan? Uygun mudur? Caiz midir? Tamam. Size şöyle bir soru sormuş Çağdaş Eroğlu. Bugüne kadar yapmak isteyip de sonradan vazgeçtiği ama işte şimdi baktığında da tüh be keşke yapsaydım dediği bir proje ya da bir şey olmuş mu? Bir fikir. Çok uzun zaman şeyi düşündüm yapmayı fakat prodüksiyon anlamında bununla başa çıkabilecek bir şirket Şeyh Bedrettin'e öyküsünü yani daha doğrusu o dönemin o isyan günlerini anlatmak isterdim. Fakat uzun zaten uzun da onunla ilgili olarak şeylerim de okumalarım falan filan da oldu. Ancak dediğim gibi yani bir yandan başın belası sansür ve sansürle ilgili olarak belli verilecek tavizler verilir mi verilmez mi yapılır mı yapılamaz mı bunu şeyleri var mı işte
hikayenin kendi içindeki var olan sorunlar ve en önemlisi dediğim gibi finansal anlamda bunu ortaya çıkartacak ancak büyük devlet şeyle olabilecek bir şey bu. Devlette zaten Şehvetettin'e nasıl bakar biliyorsunuz. O nedenden dolayı da o iş olmadı. Bir süre sonra da işte bir kenarda kaldı yani. Ama onu yapmak isterdim açıkçası. Evet. Teşekkürler. Bak bu akşam sizi dinlemekten çok büyük keyif aldım. Sorularımıza cevap verdiğiniz için. Benim sorularıma cevap verdiğiniz için çok teşekkürler. Şimdi sözü Ayhan'a bırakıyorum. Buyur Ayhan. Tamam. Yani söylenecek tek şey teşekkür etmek zaten Yavuz abiye. Bu inceliği gösterdi bize katıldı. Rica ederim. Rica ederim başkası. Evet, çok teşekkür ediyoruz Yavuz abi. Olur. Ben de teşekkür ediyorum. Hepinize, hepinize iyi geceler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rica ediyoruz herkese. Tamam. İyi geceler. Hoşçakalın. İyi geceler. Hoşçakalın.